Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci ünitenin kendimi değerlendiriyorum soru ve cevaplarını paylaşacağım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin başına verilen ifadeler doğruysa de yanlışsa y yazınız diyor. Arkadaşlar, Anadolu'daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir. Bu yanlıştır arkadaşlar. İkinci dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya'daki Çatalhöyük'tür diyor. Bu da yanlıştır arkadaşlar. 3. Frigler Doğu Anadolu'da güçlü bir devlet kurdular. Hayır arkadaşlar, yanlış. 4. İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler. Doğru arkadaşlar. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir. Doğru arkadaşlar. El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir. Doğru arkadaşlar. Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir. Doğrudur. 8. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır. Hayır arkadaşlar, taşımaz. Yanlış. 9. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez. Değişir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış. Evet arkadaşlar, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız diyor. Ticaretin artmasıyla arkadaşlar Lidyalılar parayı kullanmaya başladılar. Düşünce özgürlüğüne önem veren İyonlar döneminde önemli düşünürler yetişti arkadaşlar. Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait tarihi eserler bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan doğal varlıklar arasında milli parklar da yer alır. Halk oyunlarında oyuncular geleneksel giysiler giyerler. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz. Kahve ile birlikte en çok içtiğimiz içecek olan çay günün her saatinde tüketilebilir arkadaşlar, içilebilir. Evet, devam edelim. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış tarihi eser, mekan ve nesneler ile doğal varlıkların numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız. Başındaki, nasıl söyledim değil mi arkadaşlarım? Bazen böyle şeyler de yaşanabiliyor. Evet. 3, 4, 6 arkadaşlar. Tarihi eser, mekan ve nesneler. 1, 2, 5 ise doğal varlıklardır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarınızı işaretleyiniz diyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdiğini söyleyen bir turist, müzede aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ait bir eser görmüş olamaz. Şimdi arkadaşlar, Anadolu medeniyetlerini sayalım bir. Nelerdi Anadolu medeniyetleri? Hititler, Hattiler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartulardı arkadaşlar. Bakıyoruz burada hangisi yok? Sümerler arkadaşlar. Sümerler olamaz. Cevap C. İkinci sorumuz. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar, tarımla uğraşmışlardır. Ulaşılır. Bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Neden? Gök cisimlerini bakın gözlemlemişler arkadaşlar. Mimari eserler inşa etmişlerdir. Neden? Çünkü çok katlı bir tapınak zaten mimari bir eserdir arkadaşlar. Komşularıyla barış içinde yaşamışlar mı? Buradan onu çıkaramayız. Dolayısıyla cevabımız D arkadaşlar. Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir diyor arkadaşlar. Sultanahmet Çeşmesi arkadaşlar mimari bir eserdir. İznik Çinisi el sanatıdır arkadaşlar. Kayseri mantısı ise yemektir. Dolayısıyla cevabımız B. Dördüncü sorumuza gelelim. Tatilde çok sayıda tarihi eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisine örnek verebilir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tarihi eser nedir? Mesela ilk çağlarda yapılmış olan bir tane, ne diyelim mesela, tas tabak olsun arkadaşlar, tabak çanak olsun ya da bir heykel olsun, atıyorum size bir mimari eser olabilir arkadaşlar, cami olur, ne bileyim kule olur, saat olur, ondan sonra ne olabilir arkadaşlar, başka saray olur, yani bu tarz şeyler tarihi eserdir. Tortum Şelalesi, Kaz Dağları, Van Gölü, bunlar arkadaşlar doğal
yapılarımızdır, doğal zenginliklerimizdir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Çorum Saat Kulesi, yani D. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangisi kültürümüzün öğelerinden değildir diyor arkadaşlar. El sanatlarımız bir kültür öğesidir arkadaşlar. Tarihi evlerimiz yine kültürümüzü gösterir. Ama yönetim şeklimiz arkadaşlar kültürümüzün öğelerinden değildir. Bu yüzden cevabımız yalnız 3, yani C arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dilden dile, nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Arkadaşlar türkülerdir bunlar. Türkülerimizde biliyorsunuz ki yaşanmış hikayelerden bahsediliyor. Nesilden nesile geçiyor. Mesela anneleriniz, babalarınız bir türkü biliyor, söylüyor. Şu anda siz biliyorsunuz o türküleri, belki söylüyorsunuz. Mesela Çanakkale türküsü vardır arkadaşlar. Hepimiz biliyoruzdur onu. Büyüklerimiz de bilir. Nenelerimiz, dedelerimiz de bilir arkadaşlar. Ortak acılarımızı, düşüncelerimizi, sevgilerimizi anlatır. Dolayısıyla cevabımız D arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız diyor. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz. Çevrenizdeki doğal varlık, tarihi eser ve yapıtlara örnekler veriniz. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikler arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır? Bizi bir araya getiren kültürel öğeleri örnekler veriniz. Kültürel unsurlardan bazıları zaman içinde neden değişim gösterir? Arkadaşlar şöyle bir değişikliğe göstereceğim. Ben normalde bunları size anlatıyordum. Sizin yazmanızı istediğim için, ama gerçekten kötü eleştiriler aldım. O yüzden ben bunları yazacağım arkadaşlar. Ekrana koyacağım. Siz de o şekilde defterinize yazabilirsiniz. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoların devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.